Az önce siz de söylediniz, kamuoyunun bir bölümünde, bu olayla ilgilenenlerin bir bölümünde, hatta belki azımsanmayacak bölümünde Deniz Tekin'in bir haksızlığa uğradığı kanaati var. Başka davalarla karşılaştırıldığı zaman bu sonucun olmaması gerektiğini, bu cezanın çok ağır olduğunu düşünen pek çok kişi de tanıyorum. Bu haksızlık hissiyatı sizce nereden doğuyor? Şimdi Deniz Hanım, bu ülkedeki yargının ve belli bir sürece de bu zor bir sürece girmiş, belki bir krize girmiş bir yargının aslında bir mağduru. Yani Deniz Hanım, diğer önemli davalardan Deniz Hanım'ın davasının özel bir farkı yok. Bugün bir balyoz davasından, bir casusluk davasından, bir şike davasından özel bir farkı yok. Bugün Genelkurmay Başkanı'ndan, bir Genelkurmay Başkanı'ndan terör örgütü lideri olduğu iddiasıyla açılan bir davadan düşündüğümüzde, yani böyle bir iddiayı düşündüğümüzde, böyle bir suçlamayı düşündüğümüzde, bundan dolayı bir tutuklama gerçekleştiğini düşündüğümüzde, Deniz Hanım'dan bir böyle bir iddia, Deniz Hanım'dan bir uyuşturucu temin edicisi şeklinde bir düşünce yapılması çok anormal gelmiyor gerçekten. Bu sözünü ettiğiniz davaların hepsinin siyasi boyutu var. Hı hı. Bu olay siyasi değil ama bir siyasi mesaj ya da toplumsal bir mesaj, ucu siyasete bağlanan mesaj taşıdığını düşünüyor musunuz? Biz öyle düşünüyoruz. Yani böyle bir ibretlik bir ceza topluma bir mesaj olabileceği yönünde düşüncelerimiz var Deniz Hanım'ın. Sonuçta Deniz Hanım'ın yargılaması özel görevli mahkemeler tarafından yapıldı. Aslında diyeceksiniz ki ne ilgisi var aslında böyle bir adi olayı? Hani adi olarak nitelendirmek istiyorsunuz. Çok makul gözüküyor düşünceniz. Ama özel görevli mahkemeler üzerine daha sonra bu terörle mücadele mahkemeleri olarak, yani onunla yetkili mahkemeler olarak görülen mahkemelerde, bu mahkemelerde görüldü. Bu mahkemelerin hükümet adil yargılama yapmadıklarını gerekçe göstererek, kanun gerekçesine koyarak kaldırdılar. Ama kaldırırken bu mahkemelerin devam eden davalarına ve Yargıtay aşamasındaki davalara ve bitmiş davalara, yani devam edilir dediler. Ve yani mahkemeler kapandı ama hayatlar kararmaya devam ediyor. Yani sadece bu Deniz Hanım'a özgü de bir şey değildi. Bir virgül koyalım. Az önce özel yetkili mahkemelerden bahsettiniz. Deniz Tekin'in davasındaki savcılardan bir tanesi Bilal Bayraktar. Hı hı. Balyoz soruşturmasında 25 generalin gözaltına alınacağını başsavcılığa bildirmediği için görevden alınmış bir savcı. Hı hı. KCK soruşturmasını birlikte yürüttüğü özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya ile birlikte MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdı ve 7 Şubat krizi olarak anılan dönemi başlatanlardan biri oldu. Deniz Tekin'i yargılayan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Nurettin Ak, 2002'de Adnan Oktar'ın kurucusu olduğu Bilim Araştırma Vakfı üyelerinin yargılandığı davadan hakkındaki rüşvet iddiaları nedeniyle çekildi. 2007'de Alaaddin Çakıcı, eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu, Erol Evcil ve dönemin BJK menajeri Sinan Engin'in yargılandığı davadan da eşinin Beşiktaş Kulübü'nde işe başladığının ortaya çıkması üzerine ayrıldı. Nurettin Ak daha sonra Balyoz ve Ergenekon davalarında görev aldı. İrtica ile Mücadele Eylem Planı soruşturmasında Albay Dursun Çiçeği tahliye eden isim olarak gündeme geldi. Profesör Mehmet Haberalı haksız gerekçelerle tahliye etmediği için 8 hakimle birlikte Yargıtay tarafından tazminat ödemeye mahkum edildi. Az önce dediniz ki yargının krizde olduğu bir dönemde açılmış davalardan bir tanesi bu. Bu isimler bu dönemin sorumlularından mı sizce? Bu kriz döneminin aktörlerinden biri olduğu anlaşılıyor. Yani bu isimler bu davanın aktörleri tabii ki. Yani bahsettiğiniz savcının ilk medyatik dosyasıdır.